İşte bugün işte Barzani 20 milyon Kürt var diyor Türkiye'de. Milyonlara vurursak acaba Türkiye'de kaç tane Çerkez var? Çünkü Çerkezlik hem anadan hem babadan geçiyor. Dolayısıyla aramadığınız kadar Çerkez vardır Türkiye'de. Milyonları bayağı aşar. Arnavut, eminim ki Müslüman Arnavut olarak Arnavutluk'ta olandan daha fazlası Türkiye'de vardır. Eğer öyle bir şey varsa. Hı. Yani Türk yok diyorsunuz onun için. Ha, insanlar şu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kaç tane Türk var sorusuna yani bilmem diye cevap verecekler. Çünkü bunun içinde Grek, yani Ermeni, çok büyük bir karışım. Hayır çok ama bakınız bir... biz bir Fransız yazarının bir makalesi var. Hala Boz Aslan'dan o makaleyi edinemedim. Çünkü ondan edindim bu bilgiyi. Mehmet Emin Boz Aslan'ın oğlu Paris'te yaşıyor. Onun zikrettiği bir makale var. Türkiye etnik olarak, pardon, demografik olarak Cumhuriyet'ten sonra İslamlaştırıldı. Yani bizim şu andaki toplumumuz içinde mübadeleden etkilenmemek için Müslüman olduğunu söyleyen Greklerin sayısının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Peki sonuçta soruya geldiğimiz zaman... Sorabilir miyim? Bir dakika Mehmet Ali Bey. Şimdi sizin yazılarınızda ağırlıklı olarak siz İslami kimlikle Türklük arasında sürekli bir bağ kurmak ve o bağı bağda da İslamiyet vurgusunu öne çıkarmak durumundasınız. Birkaç alıntı okuyacağım yazılarınızdan. Diyorsunuz ki Türklük İslam bayraktarlığından başka bir şeyse onu anmaya değmez. Doğru. Ben böyle diyorum. Yine devam ediyorum. Yine diyorsunuz ki Türklük İslam'da yalıtılmış bir Türklüğün ilk mahvedeceği unsur Türk'tür. Evet. İslam'dan yalıtılmış bir. İslam'dan yalıtılmış. Türk toplumunun varlık şartlarından birincisi İslamiyet'tir diyorsunuz. Evet. Tarih İslamiyet'e beden olarak Türklüğü seçmiştir diyorsunuz. Hı hı. Ve keza devam ediyorum. Beden olarak. Türklük ayrı, Müslümanlık ayrı diyen herkesi çöpe atmak vacip olacak diyorsunuz. Ben hemen sormak istiyorum Cenk Bey'e. Çöpe gitmeye razı mısınız? Tamam. Dünya... Yalnız Müslümanlık kesinlikle Türk olmanın bir şartı değil. Yalnız Müslümanlık değil. Hiçbir din, hiçbir ırka, bir soya, bir millete ait olmanın şartı olamaz. Kesinlikle. Yani hatta isterseniz çok küçük bir açıklama yapayım. Yahudilik de öyle değil. Bakın diyor ki Türklük, Müslümanlık ne oldu? Bakın ben size Müslümanlık adı altında İslam ve Arap ve Yahudi kültürünün Türk budununa, Türk milletine verdiği zararı anlatayım. Eğer Yüce Başkuğumuz Atatürk Türk devrimini yapmasaydı, bin yıldır neden Türkiye'de yaşayan bu coğrafyada bir tane Türk ismi yok? Atilla yok, Mete yok, Oğuz yok. Bütün isimler Arapça ve Farsça olmuş. Demek ki bu İslam dini bir din değil, bir yaşam biçimi, bir ideoloji olarak ortaya çıkıyor. Bugün de türban konusu öyle değil mi? Beş vakit namaz kılacaksın diyor. Yani şimdi demek bir dakika, Atatürk olmasaydı biz bugün Türk isimlerini alamazdık. Demek ki Müslümanlık denilen şey bize çok büyük bir zarar vermiş. Atalarımızın Türk isimlerinden uzaklaşmamıza sebep olmuş. Ama Atatürk soyadı kanunu çıkarttı. Bin yıl sonra... Siz Nihal Assız'ın Allah Tanrı'yı kovdu deyişine katılıyorsunuz. Ben herkesten yararlanırım ama ben kendi yorumlarımı söylüyorum Cenk Tozkapı olarak. Şimdiki halde siz diyorsunuz ki Müslümanlık herhangi bir şekilde Türk olmakla... Hristiyanlık da olabilir. Yoktur diyorsunuz. Beyefendi diyor ki şu koşullar... Yani biz dini vicdan meselesi. Şey, ben diyorum ki size benim en büyük tanrım vicdanımdır. Tamam. Yani biz olaya bu şekilde bakıyoruz. Ne ekliyorsun buna? Ben buna şunu ekliyorum. Bir defa İsmet Bey'inkine gireceğiz ama İsmet Bey'in tipik görüşü bence yeni bir şey değil. Türk İslam sentezidir. İbrahim Kafasoğulları'ndan, Aydınlar Hoca'ndan başlar.